sevgili arkadaşlar. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 4. İnternet Atlas Etkinlikleri kapsamında düzenlenen E-Devlet Uygulamaları ve SGK Bilgilendirme Toplantısı başlıklı programa hoş geldiniz. Kıymetli konuklar, açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Osmaniye İl Müdürü Sayın Mehmet Korkmaz'ı kürsüye davet ediyorum. Çocuğu, genci, yaşlısına geleceğe güvenle bakan insanlar ve onların bugünün ve geleceğin güvencesi güçlü bir kurum. Sosyal Güvenlik Kurumu, geçmişten getirdiği bilgi, birikim ve tecrübeyi çağın gereklerine uygun olarak bugünlere taşıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun amacı, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüel yer ve mali açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda bir sosyal güvenlik sistemi kurmak ve yürütmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışanlarının bilgi, deneyim ve birikimlerinin getirdiği güçle, gücüne güç katıyor. ...93 katrilyona varan bütçesi, 25 bine yakın çalışanı, güçlü bilgi işlem altyapısıyla ülkemizin önde gelen güçlü kurumlarından biri oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu, merkez ve Türkiye'nin dört bir yanına yayılan taşra teşkilatlarıyla hizmeti 7'den 77'ye 70 milyon insanın ayağına götürüyor. Yeni doğan her çocuk sosyal güvenlik şemsiyesi altında hayata gözlerini açıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, hakkaniyete uygun, eşit ve kaliteli sağlık hizmetleri sağlamak, bu hizmetleri finanse etmek, bütün vatandaşların eşit haklara ve yükümlülüklere sahip olacağı tek bir emeklilik sigortası rejimi kurmak, objektif yararlanma ölçütlerine dayalı, devletin tüm muhtaç kesimlere hizmet sağladığı adil ve ulaşılabilir bir sistem oluşturmak, kişilerin günlük hayatlarını kolaylaştıracak şekilde çağdaş, etkin hizmet sunmak yolundaki hedeflerine her geçen gün emin adımlarla yaklaşıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, sağlık uygulama tebliğiyle tüm vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerinden eşit olarak faydalanma yolunu açtı. Sağlık hizmetlerine uygulama birliği getirme yolunda önemli bir adım attı. Yapılamaz denilen yaptı. Sosyal güvenlik kapsamında olan sigortalı, emekli ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler artık eşit oranda sağlık hizmetinden faydalanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, Avrupa ülkelerinin ilgi ve hayranlıkla yakından takip ettiği Medulla sistemi sayesinde tüm sağlık kuruluşlarıyla elektronik bilgi transferini gerçekleştiriyor. Sistem, fatura bilgilerini elektronik ortamda kaydediyor. Yapılan muayene, tetkik ve tedavi hizmetlerine ait ödemeler de sistem üzerinden yapılıyor. Yakın bir gelecekte elektronik reçete ve elektronik fatura servisleriyle eczane, optik ve tıbbi malzeme işlemleri de sistem üzerinden yapılacak. Muayene, tetkik ve tedavi hizmetlerine ait detaylı bilgilerden oluşan verilerle sağlık bilgi bankası oluşturulacak. Medulla sisteminde özel sağlık kuruluşları, üniversite hastaneleri ve devlet hastaneleri olmak üzere 2747 kuruluş yer alıyor. 15 Haziran 2007 tarihinden bugüne kadar yapılan provizyon sorgu işlemi adedi 195 milyon. Sisteme işlenen fatura adedi 46 milyon. İnteraktif hizmetlerle iş ve işlemlere kolay ulaşımı sağlayan Sosyal Güvenlik Kurumu, E-Devlet'e giden yolda emin adımlarla ilerliyor. Çok yakın bir gelecekte Sosyal Güvenlik Kurumu'nda işlemlerin büyük bir çoğunluğu internet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilecek. Bilgi ve birikimin paylaşıldıkça değer kazandığının bilincinde olan Sosyal Güvenlik Kurumu, kurum içi ve kurum dışı eğitim seminerleriyle bilgi paylaşımını destekliyor. Sosyal faaliyetler, ortak kurum kültürü oluşturma adına yapılan etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleriyle Sosyal Güvenlik Kurumu toplumun her kesimini kucaklıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu çok yakın bir gelecekte tamamlanacak projelerle sağlıklı, güvenli, kaliteli hizmet anlayışına bir adım daha yaklaşmış olacak. Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bilgi Hattı Çağrı Merkezi ile vatandaşlar dilek, istek ve şikayetlerini, kaçak işçi ihbarlarını anında kuruma iletebilecekler. İnteraktif hizmetlere kolay erişimi sağlayacak kurumun vatandaşa dönük yüzü olan web sitesiyle kurum için iletişimi, iş ve işlemleri hızlandıracak internet portalı kullanıma açılacak. Sağlıkta suistimalleri ve haksız kazançları önleyecek akıllı kart uygulaması başlatılacak.
tüm sosyal güvenlik işlemlerinin tek noktadan yürütüleceği emeklilik, sağlık ve primsiz ödemeler dahil tüm sigortalılık işlemlerinin çağdaş bir anlayışla sunulacağı hizmeti vatandaşın ayağına götürecek sosyal güvenlik merkezleri yurdun dört bir yanında hizmete girecek. Ülkemize ve vatandaşlarımıza hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu. Sayın Rektörüm, değerli katılımcılar, sevgili öğrenciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben Mehmet Korkmaz, Sosyal Güvenlik Osmaniye İl Müdürü. Yaklaşık olarak 10 yıldan beri kendi vilayetimde görev yapmaktayım. Memuriyet hayatıma 1984 yılında başladım. Tamamı Sosyal Güvenlik Kurumu'nda geçti. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndayken Bağdur SSK adı altında hizmet veriyorduk daha önce. 2008 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu olduk. 1973 yılında kurum bağı kurulurken işlemler diğer kamu ve kuruluşların daha bilgisayar ağı olmadan Bağkur'da bilgi işlem birimi faaliyete geçirilmiş. O günden bugüne kadar teknolojiye uygun olarak geliştirilmiş ve slide'da gördüğünüz gibi artık birçok işlemlerimizi demiyorum, tamamı işlemlerimizin tamamını internet üzerinden yapmaya başladık. Sizleri biraz 90'lı yıllardan hatırlaması 90'lı yıllara götürmek istiyorum. Sosyal güvenlik kuruluşlarında herhangi bir işlem yaptırmak için arkadaşlar önce sosyal güvenlik kurumu Bağkur sigortaya vuruyordunuz. Ön bilgi alıyordunuz. Memur size izah ediyordu. İşte örnek vereyim. Vergi dairesine gideceksiniz. Şöyle bir vergi getireceksiniz. Nüfus idaresine gideceksiniz, aile tablosu alıp geleceksiniz. Tapuya gideceksiniz, annenizin, babanızın sizin tapuda herhangi bir gayrimenkulünüzün arazi olan dair bir yere gideceksiniz. Ne bileyim, trafik teşhirine gideceksiniz, trafik teşhirden üzerinize veya babanızın, annenizin üzerine herhangi bir taşıt, ticari araç var mı, yok mu, onun belgesini getireceksiniz. Yani kısaca işkenceydi. Ve o belgeleri sonra toplayıp getiriyorsunuz kuruma. Getirdikten sonra memur kontrol ediyor, efendim şurası eksik olmuş. Vay şöyle imzalanmamış, şu olmuş, bu olmuş. Git gel, git gel, git gel, git gel. Ama şu anda örnek vereyim. Bir vergi dairesine biz sosyal güvenlik kurumu olarak belge lazım olduğu halde hiçbir sigortalımızı göndermiyoruz. Nereden alıyoruz? Sistemden. Vatandaşın TC numarasını girerek belge dairesinin kayıtlarına, kontrol görüntülemesine arkadaşlarımız, memur arkadaşlarımız alıyor. O iş yeri açık mı, kapalı mı, nasıl bilgileri var ve ekim yükleyebildi ne durumda hepsinin tamamı bilgisini alıyor. Yine nüfus işlemleri için ki nüfusta da konumuz dışı ama orayı da belirtmek isterim. Daha önce nüfusa gittiğiniz zaman aile tablosunu düzenlemek için kuyruğa gidiyordunuz. Memur elle tüm aile fertlerine 8-9 çocuk, 10 çocuk, 2 anne baba, nene, büyük baba hepsini tek tek döküyordu. Bütün bilgilerini elle doldurup öyle veriyordu. Daha sonra bu e-devlet projesi kapsamında onlar da artık bilgisayara geçti, sistemden vermeye başladılar. O da yetmiyormuş gibi yine devlet projesi kapsamı altında artık kurumlar kendi aralarında birbirleriyle bilgi paylaşımı gerçekleştirdiler, birbirlerine sistemlerini açtılar özel anlaşmalarla. Artık bizim memurlar nüfus TC numarasıyla nüfus bilgilerini istediği gibi vatandaşın alıp kullanabiliyor, belge olarak kullanabiliyoruz. Yine tapuda yine aynı keza girip istediğimiz kişinin gayrimenkul durumunu araştırabiliyoruz. Yine trafikte üzerinde araç var mı yok mu tamamını
yapabiliyoruz. Malum biliyorsunuz belki çocukluk döneminize gelecek 1990'lı yıllar ama eskiden bir sağlık karnesi vardı elinizde. Annenizin, babanızın doktora giderken oğlum kızın sağlık karnesini aldınız mı? Derlerdi. Artık yok. Neden yok? Sistemden yapıldığı için yok. Demin silahit gösterimiz az çok size ön bilgi verdi. İnanın akşama kadar anlatsam bizim sistemden değil, işlemden yaptığımız işleri bitiremem. Medula sistemiyle günlük binlerce kişi hastaneden otomatik olarak görüntülemeye alınıyor. İşlemini yaptırıyor. Tekrar oradan çıkıp eczane ilaçlarını alıyor. Tamamı bunun sistem üzerinden yapılıyor. İnternet üzerinden yapılıyor. Pek yakında bazı çalışmalar var. Ha, durmak var mı? Yok. Devam. Bazı çalışmalarımız var. Artık reçete almayacaksınız doktorunuzdan. Doktora gittiğiniz zaman doktor sizin TC numaranıza göre gerekli işinizi yaptıktan sonra ne yapacak? Geçmiş olsun. İlacınızı gidip alabilirsiniz. Herhangi bir eczane uğradığınız zaman TC'nizi veriyorsunuz. Eczacı arkadaşınız orada sizin hangi doktora gittiğinizi ve nasıl bir reçete yazdığını ekrandan görüyor ve otomatik olarak ekrandan gördüğü reçeteyi rahatlık bir şekilde veriyor. Eczacılar ve doktorlar arasındaki bir olay var. Bu vesileyle o da kalkmış olur. Biliyorsunuz reçetelerde doktorların yazısını okumak mucize. Mümkün değil. Sıradan bir vatandaş belki sizler de elinize reçete aldığınız zaman görmüşsünüzdür. Okuyamaz. Ne kullanma tarihini okursunuz, ne ilacın ismini okuyabilirsiniz. Şu anda uygulamalar devam ediyor. Çalışmalarımız ilerletmek için, geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Yine orada da raporlar otomatik olarak sisteme, Medula sistemi üzerinden atılıp ilaç raporları, istihdam raporlarını oradan da görebileceğiz. Sizleri bulmuşken sizler hakkında da ben biraz konuşmak istiyorum. Daha sonra Müdür Mahallem Bilasarıkçısı arkadaşımız sizinle bildiğiniz tahminim bugün gençleri bilgisayarı çok güzel kullanıyor. Bizlerden daha iyi kullanıyorsunuz. Gözü kapalı kullanıyorsunuz. Sizlere söyleyeceğim şu arkadaşlar, Türkiye'nin dört bir tarafından gelmişsiniz, Osmaniye'mizde okuyorsunuz. Her zaman yanınızdayız. Sosyal güvenlik olarak ne gerekiyorsa, üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Sizlerden ricam, daha önce biliyorsunuz üniversitelerin kendi sağlık uygulamaları vardı, okuldan karşılanıyordu. Şu anda o kaldırıldı. Sizler de sosyal güvenlik şemsiyesi sağlığını aldınız. Annenizi, babanızı memlekette rahatsız etmeyin. TC'nizi ve okuldan alacağınız bir öğrenci belgesiyle sisteme girişinizi bulunduğunuz il neresi olursa olsun, doğduğunuz, yaşadığınız neresi olursa olsun orada yaptırmanız mümkün. Ben il müdürü olarak çok karşılaşıyorum. İşte İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okuyor, Trabzon Bilen Teknik Üniversitesi'nde okuyor, Erzurum Bilen Okulu'nda okuyor. Annesi babası gelmiş, müdür bey bizim oğlan, işte bizim kız hastalandı şu anda doktorda. Evet ama sistem hastanede işlerini yaptıramıyormuş. İnan, annenizi babanızı yüzünüze değmez. Biz de buradan bir şey yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz? Bizim yapmamız için öğrenci belgesi gerekiyor. Oysa siz okuduğunuz üniversiteden öğrenci belgesini öğrenci işlerden çok güzel, kolay bir şekilde alıp bulunduğunuz il müdürlüğüne gittiğiniz takdirde bu işlemi yaptırırsınız. Bir defa ne yapıyoruz biz? İlgili üniversitenin öğrenci işlerini arıyoruz. İşte oradan kurum faksı, başka faks da olmuyor. Kurumlar arası, yani öğrenci işlerini çekmiş olduğu faksla işlem yapıyor. Oysa demin anlattım, TC numaranızı getirdiğiniz zaman, öğrenci belgesini getirdiğiniz zaman bize diğer bilgilerin hepsini,
hukuk bilgilerinizi, babanızın, annenizin sosyal güvenliğini, hepsini biz kendimiz sistemden sorgulayabiliyoruz. O imkanımız var. Daha önceki 90'lı yıllarda bu yoktu. Mutlaka ve mutlaka bulunduğu ilden yaptırmak zorundaydı. Ama şimdi öyle değil. Ben öğrenci belgesi haricinde diğer tüm belgeleri sistemden indirebiliyorum. Üzülerek bir şey söyleyeceğim sayın rektörüm de burada. Biz bunun için de bir çalışma yaptık. Dedik neden öğrencimiz bu işlerle uğraşsın? Dersine çalışsın, başarılı olsun, okulunu bitirsin. YÖK'le Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı arasında bir protokol imzalandı. Bu protokole göre YÖK ve üniversiteler kendi öğrenci işleri, öğrencilerinin kayıtlarını güncelleyecekti. Güncelleme sonucunda biz nasıl nüfusa, vergi dairesine ve diğer kurumlara giriş yapabiliyorsak, üniversitenin sistemine de giriş yapabilecektik. Oradan aldığımız öğrenci belgeleriyle, kendimizden aldığımız öğrenci belgeleriyle o işlemi otomatik olarak yapacaktık. Bunun biz müddet denedik, oldu. Yani olmayacak bir şey değil. İnşallah temin ediyorum, çalışmalar hala devam ediyor. Bu öğrenci bilgilerinin güncellenmesi gerçekleştirilip sistemler birbirlerine bağlantılı olursa o öğrenci belgelerinde biz öğrenciden değil, direkt kendimiz temin etme imkanına kavuşacağız. O zaman da haliyle sistem otomatik olarak öğrenci arkadaşların müstahaklık belgelerini ekrana yansıtacak. Ve hastaneye gittiği zaman, eczaneye gittiği zaman herhangi bir zorluk çekmeyecek. Biliyorsunuz en son yaptığımız uygulama, en son çıkan yasamızda üniversite öğrencilerin burada bay bayan ayrımı var yalnızsın. Erkekler 25 yaşına kadar öğrenci olmaları halinde anne ve babalarının sigortasından faydalanırlar. Dikkat etmeniz gereken şey 30 Haziran'da işlemleriniz düşer otomatik olarak. Çünkü okulun bitiş tarihidir. Eğer ki her ihtimale karşı ben tekrar okuyacağım, devam ediyorum, öğrenimin devam ediyorsa memlekete gitmeden mutlaka bir öğrenci belgesiyle benim arkadaş memleketinize. Eğer onu yaptırın diyorsanız. Çünkü o yaz döneminde sizin öğrenci olup olmadığınızı belgelemeniz gerekiyor. Okullar başladığı tarihte yine aynı keza öğrenci belgesini ya kendiniz getirip bize yaptıracaksınız ya da memlekette annenize babanıza gönderip orada işlemlerinizi yaptıracaksınız. Ben tekrar duyuyorum. Benim de çocuklarım var. Bir tanesi Adana Çukurova'da okuyor. Şöyle diyeyim yani, biz de anne babayız. Herhangi bir sıkıntınız olursa, herhangi bir derdiniz olursa, hastanede, eczanede bir sorunla karşılaşırsanız, direkt hiç çekinmeden ben telefonumu veririm, arayabilirsiniz. Telefonum da 505-503-7119. Bir zorlukla karşılaşırsanız gerek idareci arkadaşlara, gerekse il müdürlüğümüze bizzat kendiniz başvurabilirsiniz. Ben hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Okulda finaller galiba bitmek üzere. Vizeler bitmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Sizleri bekleyen annenizin, babanızın yüzlerinin gülmesini istiyorum. Durmak yok, çalışmaya devam. Teşekkür ederim. Programımızı gerçekleştirmek üzere İl Müdür Yardımcısı Sayın İlyas Sarıköse ve İşveren Bilimi Şefi Sayın İhsan Karataş'ı sahneye davet ediyorum.
Yasemin, Fuat, Duygu, Filiz, Emine, Mehmet, Burak, İkler, Yılmaz, Füsun, işçi, işveren, çalışan, çalışmayan, memur, emekli, çocuk, kul, yetim, bekar, evli, öğrenci, öğretmen, doktor, hasta, şoför, yolcu, genç, yaşlı, kadın, erkek, her kimseniz, her neredeysiniz, yalnız değilsiniz. Eğer siz de cebinizde bir nüfus cüzdanı taşıyorsanız, 24 bin kişi gece gündüz sizin için çalışıyor artık. Yılların düşü gerçek oldu. Türkiye sosyal güvenlik reformunu gerçekleştirdi. Çocuklar tek güvencemizdir dedik. 18 yaşına kadar hiçbir koşul aranmaksızın bütün çocuklarımızın sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmelerini sağladık. Üniversiteli öğrencilerde ise bu süreyi 25 yaşına kadar çıkardık. İlaç kuyrukları bu halkın kaderi olamaz dedik. İlaçlarını temin edebilmesi için bütün eczaneleri halkımıza açtık. Özel hastane hizmeti tüm vatandaşlarımızın hakkıdır dedik. Anlaşmalı tüm özel hastanelerin kapısını sizlere açtık. Halka inat uygulamalara yeter dedik. Sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için 240 olan sigorta prim gün sayısını 30 güne indirdik. İsteyen herkesin kendi primini ödeyerek sigortalı olabilmesi için önündeki tüm engelleri kaldırdık. Bir çocuk dünyaya getirmek işlerin en ağırıdır dedik. Kadınlarımızın doğum nedeniyle çalışamadıkları süreleri 4 yıla kadar borçlanabilmelerini sağladık. Ayrımcılık devletin işi olamaz dedik. Ayrım yapmaksızın vefat etmiş tüm sigortalı vatandaşlarımızın kız çocuklarını 24 aylık maaşı tutarında çeyiz parasına kavuşturduk. Artık bürokrasi için değil, yüzünüzü güldürmek için yaşayan bir devlet var. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu, sizin güvenceniz devlet. Sayın Rektörüm, Sayın Müdürüm, değerli akademisyenler, sevgili öğrencilerim. Sizlere saygı ve sevgilerimle selam veriyorum. Korkut Atalım Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu ticaret haftasında sosyal güvenlik kurumu ile işbirliği yapılan internetin sosyal güvenlik kurumunda önemli uygulamaların nasıl olduğunu anlatacağım. Değerli arkadaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu, İlaç Önemli, Emekli Sandığı, SSK Bağkur olarak ayrı bir kurum halindeyken yine bilgisayar kullanıyorlar. Ancak bu bilgisayar sistemi, yani bizim tabi nasıl ziyaret edildiğimiz, kendi içine kapalı. Sadece genel müdürlük ve il müdürlükler arası çalışmalardan ibaret. Herhangi bir bilgiyi almak için muhakkak il müdürlüklerine gelmek zorundayız. Çünkü sizlere açık, sizlere dönük herhangi bir bilgi verilmiyordu. Sadece dediğim gibi kapalı bir devre olarak genel müdürlük ve il müdürlük arasındaki çalışmalar, işlemlerin sonuçlarıydı. Tabii bu işlemlerin hızlandırılması ama sizlerin her defasında il müdürlüğüne gelmenizi engelleme açısından kurum birleşmeden önce de yine internet üzerinden işlemler yapmaya başlamış. Ancak kurum 2008 ile birleştikten sonra tamamen internet üzerinden işlemlerini yapma faaliyet içerisine girmiş, 2012 yılında da tamamen hepsini bitirmiş. Bütün işlemlerimiz şu anda internet üzerinden yapılmakta arkadaşlar. İşlemlerimizi anlatırken işte dediğim gibi eski de yeni karşılaştığımız zaten internetin kurum üzerindeki önemini sizlere de faydasını burada anlayacaksınız. Ben de bazı konular üzerinde sizlere açıklamada bulunuyorum. Neler yapıyoruz? Sizlere nasıl dönüyor geri? Sizler nasıl görebiliyorsunuz bunu oturduğunuz yerde? Değerli arkadaşlar, biz evrak servisinden başlayarak en son muhasebe sisteminden çıkan bir işleyişin içerisindeyiz. Bir evrak kurumumuza geldiğinde eskiden gelen giden defteri vardı. Gelen evrak defteri, giden evrak defteri. İnternet üzerinde bile yoktu. Yani bilgisayar üzerinde bile yoktu. Daha sonra 2002 yılında çıkan bir çalışmayla yine o CRM üzerinden aldık ama yine sizlere de değil. Şu anda internet üzerinden evraklarımızı alıyoruz. Çıkışlarını yine internet üzerinden yapıyoruz. Siz de evrak bilgisi üzerinden evraklarınızın hangi aşamada olduğunu görebiliyorsunuz. Eğer arkadaşlarımız bundan bir şey yaparsa bana yardımcı olursa ben bir tane örnek göstermek isterim size.
Sosyal güvenlik kurumuna müracaat eden bir belge veren arkadaşımızın kimlik numarası bana lazım. Varsa öyle bir şey, ona gösterebilirim. Var mı? Yok. Tamam, yok. Sen... Hocam var, burada bir arkadaşım var. SGK'ya yakın zamanlarda bir öğretmen arkadaşımız varsa herhangi bir nedenle emekli bir okulu diğer oradan eğer sisteminizde gözükürse ben alayım gösterebilirim size. Tercihden çıkmaz arkadaşlar. Bize müracaat, herhangi bir nedenle bir müracaat yapar. Emekli, hizmetimi isteyin. Ve şunu yapın, yapın diye. Var mı? Ben, arkadaşlar. Şimdi bakınız, arkadaşlar. Fizik dosyası demiş. Ne zaman? 12.8.2011'de bir evrak gelmiş. Sicil dosyası sistem demiş. Altında onkoloji, göğüs hasarları, kulak, burun, boğaz. En son oraya şey yaptığımızda en sonunda ne olmuş sonuç? Arkadaşlar dökümanı. En son bildiğim dökümanı. Ne zaman? 4.2011'de simbet başkanı. Sizler bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu evraklarınızın hangi aşamada olduğunu tek tek görüyorsunuz. Ne yapıldığını görüyorsunuz.
arkadaşlar. Yapılan işlemlerin hepsi burada. Şahsa bilgi verilmiş. Zimmetle çıkartmışlar. Evet, işte internetin sizlere olan yansıyan, bizim yaptığımız işlemlerine sizlere yansıyan önemli kısmı bu. Evraktan başka, sırasıyla ben gidiyorum arkadaşlar. Tescil işlemlerinde bizler nereye yapıyoruz? Yine eskiden tescil, internet bilgisayar üzerinden yapılıyordu. Ama şimdi tescil işlemleri arkadaşlar internet ortamına geçtiğimizden dolayı kurumlar arası veri tabanı birbirine uyumlu çalıştığında nüfus, vergi dairesi, SGK uyumlu çalıştığından dolayı bir kişi vergi dairesine kayıt yaptırmış ise bu kişinin zaman zaman direkt sistem, genel birlikte sistem alıyor ve bize bildiriyor. Biz tescilini yapıyoruz. Ve kurumla bildiriyor bize. Ayrıca da internet üzerinden kurum da bize bildiriyor. Biz oradan tescilini yapıyoruz. Kurum kendi bilgisayarımız kendi yaparken işte bu üç veriyi bir de alıyor. Bunun kaydı var mı yok mu? SSK'lı çalışıyor mu çalışmıyor mu? Daha önceden vakıf kaydı var mı yok mu? Emekli mi? Bunları hepsini tarayarak gerekli yerde tescilini yapıyor. Eğer kişi emekliyse, yani emekli sanatı emeklisi, iş yeri açtı. Sistem onu alıyor, bu sefer sosyal güvenlik destek birimi adı altında tescilini yapıyor. Bize gerek kalmadı. Daha önce bu evraklar bize gelmediği sürece biz onu ne görebiliyorduk, ne yapabiliyorduk. Şahıs bize gelecek ki biz onu tescilini yapacaktık. Ama şu anda böyle değil arkadaşlar. Anında yapıyor, hem emeklimiz mağdur olmaya, sigortalarımız mağdur olmaya, ait primlerini ödemeye devam ediyor. Sağlık yönünden arkadaşlar biraz anlatayım sizlere. Şimdi kurumlar birleşmeden önce ayrı ayrı zaten sağlık aktarası işlemlerini yapıyorlardı. Birleştiler yine ayrı ayrı. Ana ekranın üzerinden yapıyorduk. 1-1-2012 tarihinden itibaren artık hatta 11. aydan itibaren Osmaniye'yi duyuyorum. Tek ekran üzerinden kayıt yapıyoruz. Yani sağlık anası kaldırdı diye 2008'in 4. ayında. Ondan sonra sağlık anası yok. Kısa kim bir yere giriyorduk. Şimdi bir kişinin aktivasyon işlemi hangisi uygunsa sistem oradan oluyor. Biz ne yaparsak yapalım, onun üzerinde bir değişiklik yapamıyoruz. Değişiklik yapılması gerekiyorsa zaten sistem kendisi görüyor. Biz onun verilere girdiğimizde değişiklik yapıyoruz. Örneğin bir örnek yapacağım. Şu gördüğüm şey, mevzuat davranışı doğru. Bir şehit eşi sigorta çalışıyor, memur olarak çalışıyor. Kendi üzerinden sağlık yardımı almasını biliyor. Herkes kendi çalıştığı sigortanın üzerinden alır diye biliyor. Sistem eşinin üzerinden sağlık operasyonu yapmış. Yani dedim ayıp olmaması gerekir ama dedim. Bu hafta bunda bir şeylik var. Aratışlılığın hakikaten eşinin üzerinden muafiyet olması dolayısıyla, hakkın payında muafiyet olması dolayısıyla onun üzerinden görüyor. Ben ne kadar değişik yaparsam yapayım almaz. Onun üzerinden almaz. Yani işte yine internetin buradaki önemi. Şu araştırıyor, bütün bilgileri toparlıyor, uygun olanını yapıyor. Çoğu bizim irademizin dışında. Sistem o kadar iyi yapılmış ki. Biliyorsunuz 5510 sayılı kanun 60. maddesi genel sağlık sigortası ile ilgili. Burada da en azından 10 çeşit veya daha fazla sigorta türü var. İsteğe bağlılık var. İşte yurt dışı çalışanları var. Efendim zorunlu çalışanlar var. 4G çalışanlar var. 4G çalışanları var. Prim ödemesi gerekmeyen genel sağlık sigortaları var. Ödemesi gerekenler var. Şeref aile alanlar var, yeşil kartlar var vesaire. Sistem bunları 2012, 2012'den itibaren artık tamamını toparladı.
sisteme içerisine aldık. Herkese şimdi baktığımızda farklı farklı genel sağlık sporları faydalanan türleri var. Şey olur, başlı bunlar. Aynı şey yoksa hepimiz aynı faydalanıyoruz. İşte bununla sadece yine internet sorunları başlıyor. Yani biz bunu tek tek yapmaya kalksak yapamazsın. Mümkün değil. Yani şu günde bu kadar daha olamazsın. Siz de arkadaşlar doktora gidiyorsunuz. Dışarıdan almanız gerekiyor. Veya diş için dışarıya sevdiler. Veya bir malzeme almanız gerekiyor. Saf malzeme almanız gerekiyor. Ve arıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz bunlar? Paranızla arıyorsunuz. Bizlere müracaat ediyorsunuz. Şimdi hastaneler Medra sistem üzerinden sizlere bilgilerinizi alıyor. Biz onları görüyoruz. Hastaneye giriş yapıyorsunuz, hastane size yazıyor, raporu getiriyorsunuz, arıyorsunuz, malzeme bize getiriyor. Biz niye internet üzerinden girişi yapıyoruz, hastanelerde de internet üzerinden girişi yapıyoruz, raporu da biz biliyoruz. Size ödeme zamanı, bu arkadaşlar yeni başladı uygulama. Uygulama yeni başladı. Bir takım ödemeler, sadece bu sağlık yönünden yapılan ödemeler değil, emekli ödemeler olsun, diğer ödemeler olsun, yani ödemeler, şahıslara yapılan ödemeler, SMS üzerinden arkadaşlar sizlere bildirilecek. Sizin yapmanız gereken, eğer böyle bir şey varsa veya anne baba değilse, bundan sigortalılar varsa, kimlik numaralarını bizim ekranımızda var şimdiden burada geçerken size çekeyim arkadaşlar. Göstereyim. SMS uygulaması diye geçiyor. Bakın, SMS uygulaması. Burada internet üzerinden girişinizde arkadaşlar sayfası burada. Bunu zaten siz görebiliyorsunuz. Duyurular bölümünde var. Duyurularda eğer bu bir hafta kalıyorsa, bir hafta sonra tüm duyuruların içerisine atılıyor, ekran içine atılıyor, tüm duyurularını çekiyor, yine görürsünüz bunları. Bu ödemeler bekliyor. Ne varsa sizlere internet üzerinden SMS olarak sizlere göndereceğiz yaptığımız işleri. Yeter ki bu bilgiye girilmiş olsun. Şimdi yapıyoruz yine, manuel yapıyoruz. Yani internet üzerinden yine manuel giriş yapıyoruz, gönderiyoruz. Ama bu otomatik olarak bizim girişimize gerek kalmadan sizlere yansıtıyor. Çünkü kağıt ortamında kurtulmak, zamandan kazanma açısından böyle bir çalışma yapıyor. Çünkü evrak giriş çıkışları çok zaman alıyor. Sigortalarımızın işlerini aksatıyoruz. Zamanımızı alıyor bunlar bizim. Ama bu şekilde olursa zamanımız daha çok var. Birkaç kişinin işlerini daha hızlı yapma imkanına sahip oluyoruz. Orada bir şey daha göstereyim sizlere. Başlarımız da vardı veya altında olan hiçbir çalışma sosyal güvenlik olan başlarımız da vardı. Burada onlarla ilgili cevaplar vardı. Sağlık yönünde yani sağlık yönünde bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Ünlüğümüz zaten size söyledi. Raporda hastalarımız bize gelmeden bunlar ödemelerine başlayacağız ama çalışma tutmak üzere. Hastaneler şeyler girecekler. Raporlara girecekler ki giriyorlar şu anda. Raporun bitiminde sürede çalışmamışlığın bilgisini de girdikten sonra biz ödemelerini yapıyoruz. Şahıs bize bilgi veriyor. Ancak o bilgiye gerek kalmadı. İnşallah biz bunu da yapacağız. Ama bitmek üzere. Aşmalara çok geldi. Şimdi emeklilik ile ilgili arkadaşlar. Emekliye sonra bırakayım. Benim hasret takip ile ilgili. Yani bu biraz icra kısmından bahsedeyim. Sonra işverenler kısmından bahsedeyim. Arkadaşlar bizlere esnem borçlar borçluna işverenlerimiz listeleri manuel gerekti. Oradan takip yaparak işlemleri yürütüyoruz. Şimdi ise arkadaşlar internet ortamına gelen ürünler bize havuzdan geliyor.
işlemlerine başlıyoruz. Bir kişi bir de diğer iki borçlu ödemiyor. Ne yapıyor? Taksit yapıyor. Bilmem ne yaptı. Artık biz naşar kaldık. Diğer iki arabasının üzerine haksız koyduk. Biz girdik. İnternet üzerinden girdik. Arkadaşlar bu trafik görüyor. Türkiye'nin neresinde olursa olsun MOBESE kanalından geçerken MOBESE bilgi veriyor. Diyor ki yakalamalı bir araç geliyor. Bana bu yakalamalı. İnternette arkadaşlar bakın bu kadar önemli var. Biz bunu tekrar buradan kaldırmadığımız sürece o sistemleri hiçbir sistemde kalmadık. İlla ki biz buradan kaldıracağız. Ondan sonra o sistemleri kalkacak. Trafikler de onu yakalamayacaklar, bırakacaklar. Yoksa Türkiye istese Edirne'de olsun, geçerken MOBESE yakaladığında hemen bilgi veriyor. Arkadaşımızın birisi İstanbul'a İstanbul lehçesi öğrenmeye gitmiş arkadaşlar. Lehç, mertebile gitmiş sözünün lehçesi. İstanbul lehçesi öğrenmiş, geri dönmüş, yorulmuş, yukarıda, kenarında, ağzını, demirek, gölgeyi görmüş. Merkebe bağlamış, yatmış. Bakmış ki merkep yok. Aramış, yok, aramış, yok. Oraya yakın bir yerde sabahımız çıkıyor, bir vatandaş oluyor, yanına varıyor. Adam diyor, buyur. Arkadaş diyor, ben benim merkezi, sence ben cihazım, tercih edilmişim, sıfıra kadar basmış, gördün mü? Adam anlamıyor. Nereden misin? Ben köylü vatandaşım. İstanbul yaşası. Bir kere daha tekrar ediyor. Adam, kardeşim ne diyorsun? Diyor. Ne anlatıyorsun sen? Arkadaş diyor, ben merkezi, sence ben cihazım, tercih edilmişim. Sıfıra kadar basmış, gördün mü? Yine anlamı, elindeki mesajla, mesajı hep köy varlar biliyor. Adamın omuzda iki tane vuruyor. Ne diyorsun? Arkadaşım, ben merkebi incir ağacına bağlamıştım. Gitmiş, gördün mü diyor. Kardeşim, böyle söylesene diyor. Uykumuzu dağıtalım arkadaşlar. Birine daha dağıtayım. Bu, ormanın kralı. Ormanda gezerken bir kediye rastlıyor. Bakıyor kendi cinsinden ama kedi çok küçük. Sen niye böyle küçük kaldın diyor. Ben insanoğlunun yerindeyim diyor. Aslan kral ya kızıyor. İnsanoğlu kim falan diyor. Kedi diyor ki şu ağacı görüyor musun diyor. Görüyorum diyor. O ağaçta et var diyor. Git yedin diyor. Aslan öbür arada gidiyor ama aslan tuzak var, tuzaktan haber yok. Oraya uzanacak, tuzağa düşüyor. İnsanoğlu gel yerinde sopayla aslana iyi bir dayak atıyor da aslan can havıyla kaçıyor. Tuzaktan kurtulup kaçıyor. Bir müddet geçiyor, iyi kendine geliyor. Geriye tekrar asılıyor. Bak öyle diyor. Diyor ki sen insanoğlu yerinde bu kadar iyi, yine çok büyümüşsün diyor. Bu kadar büyüdüğünde yeterli. Şimdi arkadaşlar İstanbul'un yerinden hiçbir şey kaçmaz. Yeterli az mı? Bu internet çıkmış. İnternetin her türlü faydaları bize gerekli. Biz bunlarla en iyi şekilde faydalanmalıyız. Emekli sisteminden bahsediyoruz arkadaşlar. Sigortalarımızın evrakları yine bize gelmiş. Biz kontrolü yaparız. İnternet üzerinden bilgisayardan otomatik kontrol sistemi olduğu için mevzuat düzenli, mevzuata göre. Bu sistem, biz herhangi bir bilgiye girdiğimizde sistem bizi internet üzerinden uyarır. Tek bu bilgi eksik. Doğru ise, bütün bir yere girdiğimizde doğru ise biz bunu bilgilerle gireriz, internet üzerinden gireriz. Sigortalarımız bu bilgilerini biz işlem bitirdikten sonra E-Devlet Şifresi'ne girdiklerinde emeklilik durumlarını rahatlıkla görürler arkadaşlar. Alacakları parayı da görürler, ne zaman alacaklarını da görürler. Hatta hizmet kurumlarını da görebilirler. Biz kaç gün numaraya koyduk vesaire tüm ülkeleri elde etme imkanına sahip arkadaşlar. Bir ara bizim sistemlerimiz
dışarıya kapandı, hizmet türünden kapandı. İş güvenliğinden, bilgi güvenliğinden başladı. Ama şu anda 2012 yılından sonra tekrar internet ortamında açtık. Fakat kişilerin kendine kendine gelir. Çünkü benim yurtsuzda olmadığı sürece o bilgiye kimse ulaşamaz. O bilgiyle kimse elde edemez. Kendi bilgilerini bilgilerin üstünden bilgiler gördüm girdiğinde bütün bilgilerin alma imkanından sayılır. Siyah hakkında böyle bir şey yok, veremiyorum. Gelmedi süresi de veremiyorum. Bizim son servisimiz hani evlaktan bile muhasebeden çıkarttık ödemeler. Bizler arkadaşlar internet ortamına geçtikten sonra muhasebe sistemini kaldırdık. Bizde şu anda muhasebe birimi yok. Mali hizmet, ben herkes bir bilgi olarak şu anda yeni iflas edildi. Biz muhasebe bilgileri olarak hiçbir şey yapmıyoruz. Defter tutmuyoruz, bir şey yapmıyoruz. Öyle bir şeyler yok. Evren üzerinde bilgiler gelir. Giriş aynı, sadece servislere girişleri yapılır, ödemeler varsa. Yani biz muhasebe diyelim de, o birimde genel müdürle bu bilgiler okeylerini gönderdi. Bütün ödemeler her şey genel müdürlükten gelir. Yani şu anda internet ortamından dolayı biz muhasebeyi kaldırdık. Şu anda bir çalışma var arkadaşlar. Türkiye genelinde doküman yönetim sistemi. İnternet ortamında. Arşivle kaldıracağız. Öyle bir çalışma var. Artık arşiv diye bir şeyimiz olmayacak. Arşivimiz bilgisayar. Arşivlerimiz bilgisayar. Bilgisayardan arşivleyiciler. Yani bizim bilgilerimiz zaten genel bilgilere gider. Genel bilgilere toplanır. Bütün bilgilerimiz orada toplanır. Orada bilgisayarlar toplanır. Ama bir çocuklar orada biz o bilgileri alabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar ben anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız varsa tabii ki alabiliriz. Şimdiki sistem.
Önceden farklıydı. Şimdi sistem öyle abi. Önde liste olarak görüyoruz Sayın Hocam. Seçtik ama göremiyoruz. Yani hak sahibini de göremiyor musunuz şimdi? Yani tek tek bakarak görüyoruz. Şimdi eskiden mesela bir kurumda kaç 80 tane eleman var. Onu toplu olarak şeyini alabiliyoruz. İşte şimdi şu şöyle bir oluştu. Sağlık projeleri bakıyorsun sisteme geldi. Tek ekran dedim ya şimdi. Evet. Herkese tek tek görüyoruz. Tek tek görüyoruz şimdi. Tek tek yani aile bazında görmüyoruz artık. Tek tek. Sağlık projeleri bakıyorsun sistemi bunu getirdi. Yani liste olarak olsa aslında dönemler halinde önceki sistem öyle. Evet. Önceki sistem öyle görüyordunuz. Evet. Memurlar ekindeydi genelde. O diğerlerinde değil de. Evet. Memurlar ekinde öyleydi. Diğerlerinde tek tek yine. Ama şimdi herkes aynı. Arkadaşlar, teşekkür ederim. Sağ olun. Bunu ben de bilirim az çok. Çalışan personel işlemlerini tamamıyla kurumlara çiftelerle ilgili memur onun girişini, çıkışını, tüm işlemlerini yapmak zorunda. Nakillerde de dediğim gibi gittiği yer girişini yapacak görevden ayrıldığı yerde ayrılışı yapmak zorunda. Ha şunu söyleyebilirim ben, özellikle bunu belirtmek istiyorum. Eğer sistemde, uygulamada yani biz açığız. Bazı şeyler paylaştıkça daha iyi, daha güzele gider. Biz açığız. Eğer uygulamada herhangi bir zorlukla karşılaşıyorsanız veya kendinizce herhangi bir eksiklik hissediyorsanız bize yazın. Biz onu değerlendiririz. Biz şuna inanıyoruz. Yani 7'den 70'e herkesin fikrine, herkesin projesine saygımız var. Maksadımız ne? Daha iyi yapılamak. Onun için eğer herhangi bir şey aksaklık görürseniz, sistemde aksaklık görürseniz, eksiklik görürseniz, bizim düşünemediğimizi sizler düşünürseniz biz onları değerlendirir, yerine getiririz. Başka sorusu olan arkadaşımız var mı? Buyurun. Kardeşim burada biraz konuşuyor. İki hafta öncesinde doktora götürdüm. 25 yaşını açtığı için muayene yaptıramadım. Acil durumu. Burada size sırtmaya gittik. Öğrenci belgesini götürdük. Dedi, memleketten yapacaksanız dediler. Oraya gönderdik belgesini. Oradaki işlemlerin bir ay süreceğini, buradaki arkadaşların da, yine sevgilerdeki arkadaşların da bir ay süreceğini söylediler. Ben tekrar kardeşimi götürdüm, paralı olarak maalesef. Konuyu tam anlamadım. Kardeşim burada üniversite. Kardeşiniz 25 kaç yaşında? Açtı, 25 yaşında açtı. 25 yaşını doldurdu. Doldurdu. Şimdi bakın arkadaşlar, üniversite öğrencileri 25 yaşına kadar sağlık üzerinde. Baba mühendisi tamam. Üzerinde. 25 yaşından sonra gelen sağlık sigortası kapsamına girer. Eğer ki beraber yaşadığı ailesinin geliri... Biraz önce öğrenci belgesiyle gelsin diye söylemiştim. Ben onun için söyledim. Ama biz öğrenci belgesiyle gittik. Yani bir ay söylediler işlemlerinin devam etmesi var dediler. Ben bundan dolayı... Orada bir eksiklik var. Açıklarsanız siz söylediniz. Açıklarsanız ben de olurum. 25 yaşına kadar ister kız çocuğu olsun, ister erkek çocuğu olsun babasının ve annesinin sağlık güvencesinden faydalanır. Ancak 25 yaşından sonra hani konuşmamda da belirttim, burada dedim biraz ayrımcılık var. Erkek çocuğu, kız çocuğu. Eğer kız çocuğuysa devam eder. Ne zamana kadar devam eder? 2008 yılından önce eğer babanızın bir sosyal güvenlik kuruluna kaydı varsa, 2008 yılında ona hak kazanmışsa, kız çocuğu ancak ve ancak herhangi bir işe başlaması, evlenmesi, babasının veya annesinin üzerinden ayrılmasına sebep olur. Eğer kardeşiniz gerçekten bayansa, bayansa, annesinin ve babasının üzerinden çok rahat bir şekilde faydalanır, onu operasyon işlemlerini de bulunduğu ilden yaptırabilir. Hayır efendim, bir ay değil. Hayır.
Yok öyle bir şey. Hayır. Hayır. Siz orada yanlış bir işlemle karşılaşmışsınız. Yanlış bir ilgilendirme olmuş. Bizim memurlar da yapmışlardır. Ona bir şey diyemiyorum ama orada bir yanlışlık var. Bakın arkadaşlar, 25 yaşına kadar üniversite öğrencilerde bay bayan anne ve babasından faydalanır. 25 yaşından sonra bütün hakları düşer. Ancak bayanlar için, kız çocukları için ayrıcalık var. Kız çocukları ister okusun ister okumasın. Ancak bir işe girmesi veya evlenmesi babasından faydalanmasına engel oluyor. Ve sizin dediğiniz işlemler, inanır mısın, 3-4 saniyelik bir işlem. 3-4 saniyelik bir işlem. Olay, şu var, genel sağlık sigortası kapsamından, GSS'den dolayı bir problem yaşamış olabilirsiniz. Yardımcı olurum. Gelsin, yardımcı olurum. Ben orada direkt anlaşılma olabilir belki ama ben şu açıklamayı yapmak istiyorum arkadaşlar. Her ne kadar 1.12.008 tarihinde hak sahipliği mevcut ise de 1.12.008 tarihinden önce mağkurlu ise anne baba 240 bin hizmeti yoksa 1.12.008 tarihinden sonra şeylik şeyleri varsa veya SSK'lıysa zaten 4 ay mıydı SSK'da 420 günü yoksa daha sonraki dönemde tamamlıyorsa bu kişi çocukları öğrencinin dışında şey alamaz. Sağlık yardımını faydalanamaz. Şimdi olaya başlıyorum. Arkadaş yeşil kart. Yeşil kart. Geri tespit yaptığınızı. Kız kardeşinizle yine alakası yok. Aynı kez olanız yeşil karttan dolayı geri tespiti yaptı. O da radyoda, televizyonda, masada açık mesaj olarak defalarca şey yapıldı. Günü de uzatıldı, bir ay da uzatıldı. Bir ay uzatıldı yalnız. Yasa bir ay uzatıldı. Yani Ocak ayı içerisinde annenizin, babanızın yeşil kartla yaptığı, daha doğrusu başpartusuza yaklaşma da hayatı baktığında başvurarak benim geri tespitim yapılmasını istiyorum diye başvurması gerekiyor. Yeşil kartla bunu yaptırmadıysa, anneniz babanız zamanında yaptırmadıysa ne olur? Şu anda annenizin, babanızın geri tespitini yaptırması gerekir. O da bir ay sonra. Başka soru sor arkadaşlar. İlk konuşmanızda demiştiniz ya, reçete eczane ilgimizde orada söylenecek işte. Evet. İşte uzandır. Bunun belli bir süresi var mı yani mesela? Bir hafta süre, ondan sonra iptal olur orada. Hayır. Eczane. Hayır, o sizin sistem TC üzerinizden, TC üzerinde zaten o konu hakkında şu anda çalışma yapıyor. Şu anda reçetelerinizi yine doktor yazmışsın elinize veriyor. Biz öyle bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma neticesinde nasıl bir şey uygulanır, tedavi süreci ne kadardır? Örnek vereyim, reçete sistem üzerinden eczaneye atıldı. Siz gidip ilacınızı almadınız. Biliyorsunuz ki birçok rahatsızlıkların tedavi süresi 10 gündür, 1 haftadır. 2 ay içinde, 3 ay içinde gidip alabilir mi? Sanırım bunu soruyorsunuz. Ve buna dediğim gibi o düzenleme yapıldıktan sonra açığa çıkar. Başka soru sorular var mı arkadaşlar? Buyurun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi bu reçetelerden bir soru soracağım ben. Evet. Doktora gidiyoruz, reçetemizi yazıyorlar. Sonra çıktı alıyoruz, eczaneye gidiyoruz. Eczaneye gidildiğinde 2009-2010 yılından kadar geriye dönük borç çıkıyor eczanede. Devlet hastanesine gittiğinde, özel hastaneye gittiğinde 8 lira ya da devlet hastanesine 8 lira yanılıyorsa. Çalışmalar devam ediyor o konuda. Yalnız o katılım payları arkadaşlar, katılım payları yine bir düzenleme ilerledi, güncellendi. Yani bir şey yapıyorsunuz, günden güne onu geliştirmezseniz bir sürü aksaklıklar çıkıyor. Dediğiniz sisteme katılım paylarını çalışandan zaten hastane peşin olarak alıyor. Bir kısmı hastane peşin olarak alıyor, diğer kısmı da eczaneler alıyor.
kadın payında eczaneler arıyorlar. Ki bu da emeklilerde bu hiçbir sorun değil. Çünkü otomatik olarak maaştan kesinti usulüyle gidiyoruz. Dediğiniz gibi kadın payı kurumun kendi politikasıdır. Bazı şeyleri engellemek için çıkartılmış, uygulamaya konmuş bir şeydir. Malum biliyorsunuz, televizyonlarda duyuyorsunuzdur, bütçe görüşmelerinde duyuyorsunuzdur. Sosyal güvenlik kurumu açıkları, bizim kendi açığımız diyeyim artık, trilyonlara dayanmış durumda. Bunun da sebebi kim? Sebebi bizleriz arkadaşlar. Açık seçik olarak konuşayım. Hak vereceksiniz. Hanginizin evine giderseniz gidin, annenizin babanızın evine gittiğiniz zaman lütfen dolabı bir açın. Buzdolabınızı bir açın. Veya eğer evinizde bir eczane deposu varsa lütfen bir açın bir bakın. Türkiye'de iki şey değerli yok. Bir ilacın bir ekmeği. Ekmeğimiz şüphe gider, bayatlar yemeyiz. İkincisi de ilacımız. Alırız, üç tanesini içeriz, dört tanesini içeriz, iyileşiriz. Ondan sonra koyarız rafa. Orada kalır. Biz zamanında Burdur'da görev yaparken öğrenci arkadaşlarla kampanya yapmıştık. Evdeki ilaçları topladık. Ve sağlık müdürlüğü vasıtasıyla ihtiyaç sahibi olanlara teklifler aldık. Bazı şeyleri önlemek için bazı uygulamalar yapılıyor. Nereye kadar başarılı oluruz? Orası da malum. Bir sorun olacak. Hadi. O genel olarak bizi aşar. Şöyle diyelim, 2007 yılında, 2010 yılında kurum alacaklarını yapılandırmaya girdi. Böyle bir yasa çıktı. Borçlar faizsiz olarak indirime girdi veya sildi. O artık genel olarak hükümetin politikası diyelim. Eğer böyle bir uygulama çıkarsa silinir. Ama şunu söyleyeyim ben. Hani demin dedik ki internet bilgi işlem arkadaşlar. Hiçbir şey kaybolmuyor. Hangi memurum hangi işi yaparsa anında ekrandan görebiliyorum. Kontrol edebiliyorum. Ya onun için ne 1 lira fazla ne 1 lira eksik. Hiç kimsenin hakkı zayi olmuyor. Kimseye tolerans tanınmıyor. Torpil yok. Memur istediği kadar yapmak istesin. Hepsi burada. Bilgisayarda. İstediğin kadar veri yüklemeye çalış. Hatalısın diyor. Hatalı işlem yapıyorsun diyor. Memur uyarıyor ve kilitliyor sistemi. O borcunuzu ancak dediğim şekilde bir yapılandırma yasası çıkar. Herhangi bir yasa kanun çıkar mecliste. O şekilde silinir. Yoksa bir kuruşu silinmez. Bir kuruş da fazla alınmaz. Başka sorusu olan arkadaşlar rektörüm müsait, ben alabilirim. Sonuna kadar alabilirim. Evet, biliyorum. Bir iki yıl önce eczacıların doktorlarla anlaşıp da yapmış olduğu sahte imzalarlar diyeyim artık. Onlar yüzüne biz de mahkemede bulduk. Yani soy isim benzerliği yüzüne sürekli karnelerimizi alıp ilaç yazılmasından dolayı sürekli bize mahkeme kağıdı geliyor. Ve ben de bunu avukatımıza gösterdim. Avukatımız boş ver, bir şey olmaz dedi. Sürekli 3 oldu, bize kağıt geliyor. Bunun kağıt nereden geliyor? Adliyeden. Gideceksiniz. Ama avukat boş ver diyor. Mahkeme bitti. Eczacılarla olan mahkemeler bitti. Herkes dışarıda şu anda. Dava devam ediyoruz. Hoşlanmamıştır. Osmaniye'de mi? Evet. Dava devam ediyoruz. 9 ay sonra hepsi çıktı, dava bitti. Bitmedi arkadaş. O şeye girmek istemiyorum. Şu anda 5 tane müfettiş arkadaşım o davanın hala incelemesini yapıyor. Bu kadar farklı bir yorum yok. Dava bitmedi yalnız. Sen kimsenin yanında kredi kar kalmaz. Eğer gerçekten bir usulsüzlük yapılmışsa
onu çıkartmak. Bizim görevimiz yargılamaktan yargılamıyor. Biz onu çıkartırız. Başka sorusu var arkadaşlar. Evet. Medula sistemi gerçekten devlet sanayi projesinde görüyoruz. Öyle bir sistem ki Avrupa Birliği, Avrupa ülkelerinin de dikkatini çeken bir sistem. Ve dünyada bunu beceren, bunu yapan yine bizleriz. Türk insanlarız. Ben şunu söyleyeyim ben size. Zaman zaman aksaklıklar oluyor. Aynı şeyi ben de yaşıyorum. Ama bu saatlerce değil. Geçici olarak. Ki bunu sadece Osmaniye, Antep, Maraş değil, Türkiye genelde olan bir şey. Bunun için de zaman zaman bu medula sistemindeki aksaklıklarla ilgili de kurum ilgili sağlık kuruluşlarına talimatlar gönderir. Oraya baktığınız zaman bunların çözümü vardır. Mesela borcu olan bir kişiye geçici olarak açabilirsiniz, verebilirsiniz, sonradan provisyonu alabilirsiniz. Yani birçok şeyleri geçici olarak bir ay içerisinde sonuçlanma şeyin durumunda geçici olarak alabilirsiniz, yapabilirsiniz. Bir aylık bir zamanınız var. Bunu eğer daha şey yapıyorsanız bizlere başvurun, o medula ile ilgili aksaklıkları getirin. Nasıl bir çözüm olacağını tek bir size izah edebiliriz bir işlem servisiniz. Başka sorusu olan arkadaşımız, buyurun. Personel girişleri ve çıkışlarını yapan yetkili bir memur vardır. Bunun SGK tarafından kullanıcı ve şifre işlemi verilmiştir. Bu kişi nakil gittiğinde veya değiştirmek istediğinde bu kullanıcı adı ve şifresi için yetkili SGK İl Müdürlüğü'dür. Ankara. Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı'na ilgili kurumun örnek vereyim Sağlık Müdürlüğü'nde ise Sağlık Müdürlüğü o şahsın tayin çıkmadan o şifreyi tekrar başka bir memurla alabilir. Veya birden fazla da alabilir. Kuruluşa göre değişir o. Genel merkezden, Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı'ndan sistemden mi alacaksınız şimdi? Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Medula sisteminin sistemi ne oluyor? Öyle bir soru sordunuz ki hiç
düşünmediğim bir soru. Mecbur sistemi biz medya olarak gitmişiz. İnan şu anda ben cevap vermeyeceğim o soruyu. Ama ben de vereceğim. Merkezli sağlık sistemi. Merkezi sağlık sistemi. Tam olarak bilmiyorum ben. Medular tam olarak bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Başka soru soran var mı arkadaşlar? Hepinize teşekkür ederim. Dediğim gibi inanın arkadaşlar bizler sizler için varız. Açık olarak konuşuyorum. Programımız bazı zaman yanınızdayız. Yardımcı olmaya çalışacağız. Sizlerin mutluluğu, bizlerin mutluluğu diyoruz. Hepinize saygı ve selamlar, sevgiler ve selam diyor. Hoşçakal diyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu Osmaniye İl Müdür Yardımcısı Sayın İlyas Sarıköse ve İşveren Bilim İşleri Sayın İhsan Karataş'a teşekkür belgelerini takdim etmek üzere OKE Enformatik Bölüm Başkanı Yardım Doçent Doktor Sayın Mehmet Polat'ı sahneye davet ediyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu Osmaniye İl Müdürü Sayın Mehmet Korkmaz'a plaketlerini takdim etmek üzere Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Sayın Sarı Ulukalı'nın sahneye teşriflerini arz ederim. Değerli konuklar, programımızı birkaç hatırlatma ile sonlandırıyoruz. İlk hatırlatmamız Facebook, kurumsal Facebook hesabı üzerimizden yapmış olduğumuz Facebook fotoğraf yarışması devam ediyor, oy kullanabilirsiniz. 2. 13 Nisan günü AFİ'de gerçekleştirilecek MOBESE panelinde, MOBESE konferansında yeni bir çekiliş gerçekleştirilecektir. Bilgilerimize. Hatta.